Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi uzun süredir devam ediyor ve gün geçtikçe daha fazla insanı etkisi altına alıyor. Bu nedenle bilim insanları COVID-19 hastalığı hakkında daha fazla konuyu aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte virüsün yayılma şekli, vücutta meydana getirdiği hasar, sebep olduğu belirtiler gibi pek çok konuda veri toplandı. Koronavirüsün vücutta bıraktığı etkiler arasında en çok merak uyandıran konu olan kısırlık hakkında Prof. Dr. Erdem Yeşilada bilimsel veriler ışığında açıklamalarda bulundu. Bir yıl içerisindeki yapılan çalışmalar özellikle erkeklerde kısırlık yapabileceğine dair bir şüpheyi ortaya koydu. Profesör Doktor Yeşilada bu yıl içerisinde yapılan çalışmalar özellikle erkeklerde kısırlık yapabileceğine dair bir şüpheyi ortaya koydu dedi. Bir yıl içerisindeki yapılan çalışmalar özellikle erkeklerde kısırlık yapabileceğine dair bir şüpheyi ortaya koydu. Yeşilada yollarda maskesini burnunun altına, çenesinin altına indirenleri görüyorum. Bu bakımdan özellikle erkek vatandaşlarımızın bu konuda çok hassas olacağını düşünüyorum. Çünkü son derece riskli bir durum sözleriyle konuya açıklık getirdi. Yapılan bir çalışmada erkeklerde luteinize edici hormon ve prolaktini arttırdığı COVID hastası olan kişilerde tespit edildi. Bu tabii erkek cinsel sağlığı bakımından son derece önemli çünkü her ikisi de gerek yumurtalıkların gerekse de spermlerin DNA'sına hasar vererek onları etkisiz hale getirebiliyor. O yüzden bunları daha ileri klinik çalışmalarla daha ayrıntılı ortaya konulması için çok sayıda önemli dergilerde, bilimsel dergilerde yayınlanmış yayınlar var. Bu bakımdan ben hani yollarda görüyorum insanlar maskesini indiriyor, burnuna indiriyor, ağzının altına indiriyor, çenesine indiriyor. Özellikle erkek vatandaşlarımın bu konuda son derece hassas olacağını düşünüyorum. Çünkü son derece riskli bir durum.